Herkese merhabalar. Bugün size vlog çekeceğiz. Saat 10.48. Koş Yüce koş. Patates kaşarlı. Az önce bir kavga oldu. Hemen buraya gelin. Hemen evet. Engellendin koçum. Hemen engellendin. Hemen engellendin koçum. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. Sen ne yapıyorsun? İyi. Nereye gidiyorsun? Bu kürtçü dükkanına. Bugün konuşamadım. Bugün size evet. Herkese merhabalar. Bugün size vlog çekeceğiz. Bir hafta sonu neler yapıyoruz onları evet. Göstereceğiz. Hava iyi olduğu zaman, işimiz olmadığı zaman çoğu zaman en yakın yer olduğu için Yalı Çiftliği'ye gidiyoruz. Hafta sonu neler yapacağız? Bir onları hem göstermiş oluruz size. Termosumuza kahvemizi de yaptık. Yaptık. Çantalarımızı hazırladık. Kasıklar tamam. Burada buz okileri var ve mükemmel bir karısı olduğu için çok şanslı olan eşime. Çok şükür. Şükür. Sandviç yaptım. Bunu da al. Başka bir şeyimiz buraya koyacağımız yok sanırım. Yok onu şeyde de alırız. Kasıkları da çıkardım. Tamam. Kullanılır. Şimdilik kapatıyorum o zaman. Yolda görüşürüz. Yolda görüşürüz. Bay bay. Bakın şuradaki koko kuşu. Hadi görüşürüz. Bay. Yanaklarım çıkıyor. Atom karıncam. Yağın kuşları. Siz bizim evin etrafını gördünüz mü? He gördüler mi? Şuradaki boruların içine hep kuşlar giriyor. Evde de o kadar güzel tatlı sesler geliyor ki. Kanat çırpış sesleri. Çok güzel. Tamam hadi kapattım. Bye. Saat 10.48 ve burası full. Şimdi buraya gideceğiz. Koş Yüce koş. Yer yok. Şimdi ilk önce bir şezlong bulacağız eşyalarımızı bırakmak aynen, için. Yer kaplamamız lazım. Yer kaptıktan sonra bir kahvaltı ısmarladık o zaman. Tamam ısmarlarım. Gözleme yiyelim. Yiyelim. Arkalarda var aslında yerde. Geçeriz. Ya 2 tane 100 euro veriyor. Biz bir yerleşelim sonra size döneceğiz biz. Burada bulduk bir tane. Yerimizi kaptık. Evet. Bugün dalga yok bak. Çok güzel. Kağıt gibi. Hemen bir kahvaltı edip hemen bir... Kahvaltımızı yapalım mı? Deniz. Cumhurluk. Geçen sefer geldiğimizde çok fena şeydi. Dalgalıydı. Çok dalgalıydı. Beni bir dövdü. Kıyıya vurdu. Vur. Çıkarken tutamıyordum zaten seni. Tam tutacağım bir baktım gidiyor bir şuna. Hadi gideyim ben. Hadi görüşürüz.
Hadi kahvaltıda çekelim. Yan tarafı falan da bak değiştirmişler hep. Latanya Beach yazmışlar. Şey, otel. İyi hadi bay bay. Neli yersin? Patatesli kaşarlı. Patates kaşar. Evet. Tamam, ben de farklı alayım. Change etiriz. Tamam. Limonlu içebilirim, evet. Pişti limon mu? Evet. Tamam, ben de şeftali alırım. Tamam. Nereden sipariş veriyorsun? Bilmem, benim de bakalım ya. Gidiyor o zaman. Patates kaşarlı. Tamam. Karışık gözleme. Karışık gözlemede neler var? Patates, kaşar, çökelek. Hepsi karışık. Ha, karışık gözleme. Nasıl çekelim? Başka bir şey de alabilirsin. Ne gözlemeyeceğim çektiğim diyor. Sen bilirsin. Dur bir karar verelim. Ne yiyoruz? Aynısından seçtik. Değişik olmasın diye. Lor peynirli yemek istemedim. Merhaba. İki tane patates kaşarlı gözleme alacağız. Bir tane süsli limonlu, bir tane de şeftalli. Gerisi iki gözleme. Aynen. Kodok içi. Abla şu an bizim gözlemeyi açıyor arkadaşlar şurada. Ben buzluktan çıkartıyorlar falan diye biliyordum da öyle değilmiş. Normal bildiğiniz sıfırdan yapıyor. Bir tek harcı var elinde. Onun içine atıyor. Ondan sonra finito. Güzel çıkıyor mu? Çok güzelsin. Sen uzun zamandır yoktun videolarda. Neredeydin bakayım? Kastım. Bahar abla seni özlemiş bak. Ben niye, onu çok özledim. Niye gelmiyor diyor videolara diyor. Benim sosyal anksiyetem var. Anksiyetem var. Neydi o? Bugün çarşaf gibi cidden Deniz. Ben önce girmek istiyorum. Kahvaltımızı yapalım. Direkt atlayalım. Değil mi dostum? Kim? Çocuk beni çok çirkin çekiyor. Delireceğim. Bütün böyle gıdılarımı, mıdılarımı. Aslında ben güzelim. Güzelsin tabii ki. Beni kötü çekme. Sıfır makyaj ha. Evet, gözlemelerimiz geldi. Şöyle elimden anlarsınız boyutunu. Benim elim soğuk, daha büyük gözüküyor. Senin elin ufacık zaten. Tatmin edici yani o fiyata. Zaten her şey aldı başını gitti arkadaşlar. Öyle. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler.
Güzel mi bugün deniz? Çok güzel. Değil mi? Evet. Tabii ben yüzemiyorum, yap numaralarını. Köpek. Köpek balığı. Çok kalabalık burası ya. Felaket kalabalık. Saat 10.30'da geldiğimiz halde full yani. Bayağı şey, şezlong ücretlerini ödediğimiz bir abi var, görevli. Bizi görür görmez diyor ki, hadi geldiler falan filan. İsim vermeyelim de adam şimdi. Dedim abi tatilciler geldi herhalde falan. Aynen ya diyor, sorma. Sabahtan beri diyor aynen. Bayağı bir yoğunmuş. Çok güzel su. Efsane. Bodrum'a çarşaf. Bayram tatili için gelenler yaşadı. Vallahi. Hemen buraya gelin. Hemen. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Hemen engellendin koçum. Evet. Dostikim ne diyorsun? Güzel. Güzel değil mi? Aynen. Çok sıcak. Aynen. Çok kalabalık sıcak. Ya. Az önce bir kavga oldu. Aynen. Boş ver, göstermeyelim. Millet ifşalamayayım. Aynen. Boş yer de var aslında yani. Aynen. Ama şezlong kavgası şey, çıkardılar. Kadın haklı yani. Aynen. Direkt yani tuttukları şezlongun hemen yanı başına böyle bir kol mesafede yanlarında otururlar. Haliyle de tabii insanlar da buraya tatile geliyor. Tanımadığın kafa dinlemeye yan geliyor. Yana aynen. Kafa dinlemeye falan geliyor. Hemen 10 santim, 20 santim yanında biri var. Tanımadığım biri. Aynen, yani tanımadığım biri bir de. Ömrümde ilk defa gördüğüm biri. Aynen. Ne alaka? Bir de o kadar boş yer var yani baktığın zaman. Çok da yok gerçi ama. Ne gerek var yani? Ama ne gerek var canım? Tabii canım. Öyle işte. Güzel, keyifli. Hmm. Ben gölgedeyim yine her zamanki gibi. Çünkü ben güneşlendiğim zaman hemen yanıyorum. Aynen. Ben de yanmıyorum aksine. Ben hemen yanmak da istemiyorum birazcık. Kadın çıkarıyor. Prenses. Hele arkadaşlar. Aynen, yine kesmek lazım. Öyle bir şey yapmıyoruz. Şimdi bir yanımızda kahve getirmiştik. Kahvemizden içtik. Ondan sonra. Birazdan da bir karnımızı doyururuz. Evden yaptıklarımızda. Aynen. Onun dışında güzel arkadaşlar. Keyifli. Aynen. Kalabalık ama olacak o kadar bayram. Olsun yani. Hem bayram arifesi hem şey, arife değil gerçi ama millet birleştirdi ya şimdi hafta sonuyla. Ondan dolayı kalabalık var. Bir de yakın yani burası çoğu yere. Suriyeli yok burada. Suri. Suriyeli ama bolca Rus. Bolca Rus, İngiliz. Aynen. Dolu gelmişler. Gurbetçiler. Gelsinler ya, döviz iyidir. Aynen. Olabilir evet. Yani Bodrum halkı biraz sıkıntı çekiyor tabii. Yalan yok. Bodrum girişi zaten dolmuş araçlarla. Yangınlar da başlamış. Bir de maalesef. Sen şey alıştın mı? Ben hala bir tatil bölgesinde yaşadığımızı idrak edemiyorum. Aynen. Yani insanlar buraya tatile geliyor ama biz 7-24 yaşıyoruz. Ya o bize balayında olmuştu. Hani gün sayma muhabbeti var ya, her tatile giden insanda olduğu gibi. Biz de sayıyorduk işte, şu gün kaldı, 3 gün kaldı, 2 gün kaldı falan. O olayın kalkmış olması güzel. Bir de her, yani biz aslında biraz daha yaz geldiği zaman şey de yapabiliriz diye konuştuk. Böyle saat 6'da mesai bitiminden sonra da gelinip yüzülebilir. Çünkü o zamanlar hem daha sakin, hafta içinden bahsediyorum. Tabii. Hem daha sakin, hem de daha güzel olacak. Böyle bu kadar sıcak, sakin, sıcak olmayacakmış gibi geliyor ama onun için böyle bir Temmuz'u falan görmeniz lazım bence. Bence de. Ondan sonra. Bir de bizim eve yakın burası. 15-20 dakikaya falan gelinebiliyor. Yani yollar güzel olsa Bodrum Belediyesi. Aynen. 10 dakikada bile geliriz aslında. Mumcular yolu çok yani. Yalışık. Şey, o yolun ismi Mumcular yol diye geçiyor da. Orası çok kötü olmuş. Yani bari en azından bir kısmından başlasalardı bence de, tüm yol boyunca kazmışlar öyle ama duruyor. Ama neden biliyor musunuz? Ben size anlatayım, güzel de anlatmış ama şimdi Yalı Çiftlik çok imara açıldı. Yani geçen seneye baktığım zaman bir sürü müstakil evler falan yapılıyor, yeni yapılar. Burası normalde köy yani. Köyde eskiden. Tabii. Bizim ilk geldiğimizde bir köydü yani. Hiç apartman yoktu. Hep tek kattı. Bu sene aşırı derecede villalar yapılmış.
durumda. Maalesef. Ve işte mumcular olma yolunda bence. Yani gelişiyor yavaş yavaş. Mesela biz çok şaşırdık. Eğer de burası böyle oluyorsa bir maksimum bir 2 sene falan da aynı şekilde bizim orası da öyle olur yani bence. Tabii canım. Yavaş yavaş gelişiyor. Aynen. Ya baktığı zaman belediyenin de aslında yapacak bir şey yok. Çünkü ikamet sayısı az görünüyor. Millet de buraya ikametini almadığı için belediyenin de bütçesi bunu karşılamıyor bence. Yani aynen. Karşılamadığı için de çoğu yer böyle yarım yamalak kalmış. Zaten kışın falan yağmurlar başladığı zaman çok görmeye başladık işte. Şuraya sel bastı, buraya sel bastı, yollar kapandı falan filan. Çok o yüzden çok görüyoruz yani. Yani bizim evin önünde de mesela böyle o su kanalının akması için böyle bir dere kanal yani. Orası yolla birleşiyor direkt. Yolla birleşiyor ki bayağı da derin bir kanal yani. İstanbul'da da olmuştu ya. Denizle birleşmişti yol. Üsküdar. Aynı olay burada da var işte. Aynen. Ama işte oranın ödeneğiyle buranın ödeneği aynı değil ki. Buraya gelen insanlar hep burayı yazlık için normalde olarak gördüğü için. 1000 falan olan nüfusu kış aylarında, yaz aylarında milyonları vuruyor. Aynen. Milyon nüfuslu. Buna nasıl internet yetsin, nasıl su yetsin, nasıl altyapı yetsin. Şimdi nazar değdirmeyeyim de biz eskiden mumcularda otururken çok fazla elektrik ve su kesintisi yaşıyorduk. Yani İki güne bir falan gidiyordu. Aynen ve öyle bir saat, iki saatte gitmek değil yani bayağı. Şimdi Pınarlı Belen'de o kadar yok Allah'tan çok şükür de. Aynen. Pınarlı Belen daha iyi şimdiki oturduğumuz ev. Hı-hı. Elektrik en azından daha az gidiyor yani. Yani elektrik pasa gidiyor aslında baktığım aynen. Zaman da saat yani uzun süre gitmiyor en azından aynen. Burada. Yani bir anlık gidişleri oluyor. Şöyle saat bir kere gitti. Onda da meğersem bizim elektrik şeyimiz bozulmuş. Şartel atmış galiba. Diğer şartelden. Aynen. Öyle arkadaşlar. Öyle. Ara ara yine çekimler yaparız. Oturuyoruz biz şimdi. Kucağımla. Bay bay. Bay. Neredesin? Yorgun, bitkin bir büşbüş var. Sabahki enerjinden eser yok. Yaprak yaprak. Çok mu yoruldun? Evet. Her tarafım dağılmış. Deniz yordu mu seni? Evet arkadaşlar. Videonun konusu olan bir hafta sonumuz bizim genellikle böyle geçiyor. Aynen. Geliyoruz deniz yakın diye. Bağırışlar çağırışlar. Ay, yanmışız ha. Aynen. Yüzümüz yanmış valla. Saçlarım ama. Güzel güzel. Uzun lafı kısası. Güzel geçti. Ha, şimdi bayram geliyor. Aynen. Bir bayram günü tekrardan bir geliriz. Şöyle. Öyle bütün gün gelmeyiz sonra. 3-4 gün boyunca. Ay yok, bir iki kere. Öyle bir iki sefer falan daha belki geliriz. Çok da kalabalık ya. Aynen, çok da kalabalık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi bakın. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye. Bye bye. Ey kolum yetişmiyor.